Selamünaleyküm, kuş ucağı miyası? Arkadaşlar, kümesin oraya bir tane şöyle baba it geldi. Kuşlar havada. Kuşlarımız uçuyor. Yine yavrum abi kendini ayırdı arkadaşlar. Kışlardan ayırdı. İnşallah yavaş yavaş yere çöktürecek. Şimdi buradaki kuşlarımıza, kümeste kalan kuşlara bakalım. Şu çift tepe dün videosunu atmıştım. O çift tepe, bu çift tepe arkadaşlar kafasında ufak bir eser var. Şöyle belli olmuyor ama kuş yere çakıldığı zaman, yere doğru hamle yaptığı zaman hemen dönmeye başlıyor. Ama çok güzel taban atıyor. Tabanı çok muazzam bir tabanla oynuyor. Bu miski yavru miskimiz. Onu da bugün havaya vereceğiz. Ondan sonra oradaki miski sıka girdi arkadaşlar. Birkaç gün şöyle yerde geçsin. Ondan sonra vereceğiz. Yukarıdaki şu boz dumanlıyı da bugün gelip alacak arkadaşlar. Bir takipçimize hediye edeceğiz. Hediye ettik, daha doğrusu gelip alacak. Maviler zaten. Ondan sonra burada durumlar böyle arkadaşlar. Uçum kümesinde. Şimdi Timur'la beraber bu yeni kümesi bugün faaliyete geçeceğiz inşallah. Şöyle alt tarafını falan söktük. Altına yeni panel, üstünü söktük. Üstüne yeni saç koyacağız burada. Ondan sonra işte sağlamlaştırıp içine yapıp kuşları içine alacağız. Böleceğiz kuşları da. Kuşlar yine yükseldi. Şöyle bir yakınlaştırma yapalım, yapabilirsek. Aynen. Kuşlar yine yükseldi. Uçmaları lazım ki bazı arkadaşlar diyor ki ya atmacayı işte biraz zaman verin. Bu sefer de zaman verdiği zaman da oyun kuşu hemen geri düşüyor. Muhakkak uçurmamız lazım arkadaşlar. Yani başka türlü bunun alternatif çözümü yok. Ya bu uçarsa bir anlamı ifade eder. Öteki türlü de gidip kostüm bakmamız lazım. O da bizim işimize gelmiyor. Bizim işimiz bu abi. Bu oyun kuşları. İnşallah da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyun kuşu performans kanalı Serkan kardeşimiz de çok güzel bir şey başlattı. Şimdi bu sene kupaya yazıldı arkadaşlar. Kupaya yazıldı. İGF'ydi. İGF'ye sanırım. İstanbul Güvercin Federasyonu kupasına. Yani eğer ki aha Kılıç Kanat geldi. Tüh Allah seni be. Hem de iki tane geldi. Hem de iki tane geldi. Kuşları zaten dağıttı. Şerefsiz, iki tane geldi hem de. Neyse ki kuşları dağıttı. O atmaca iki tane, bir tanesi arkadaşlar bakın orada uçuyor. Şöyle yakınlaştırabilecek miyim bakayım da. Yok, yakınlaştıramadım, bulamadım yani. O kuşlar uçtu zaten. İkisi birden geldi. İkisi de nereden buldular ha? Şimdi orada dönmeye başladı. Şimdi şu kuşlardan biraz dışarı atalım ki sıkıntı. Arkadaşlar bu kuş hediye edeceğiz işte. Bugün gelen kuş bu. Yani biz öyle kötü kuş hediye etmeyeceğiz. Yavrum abi de daha arayı açmadı ama bir şeyler yapacak belli. Şimdi şuradan birkaç tane daha kuş dışarı atalım. Ondan sonra şu miskiyi de atalım. Şu sabunu da. Sabunu da. Atalım. Kuşlar yükselmeden şunları inşa aşağı çekelim. Yoksa sıkıntı yaratacak bize bu. Ulan son dakika var ya, gördüm ya. Son dakika gördüm arkadaşlar.
Yani biraz daha geç kalsak, kuşları zaten kovaladı da alamadı. Kuşları bir an önce aşağı çekmemiz lazımdı. Allah'a şükür de çektik, indirdik aşağıya. Yine üşüyecekler. Şöyle bir pırıltı verelim de aşağı doğru insinler. Başka türlü Allah'a uğraşıp dururuz yani. Neredeler? Kuşlar burada uçuyor. Şimdi şu biraz pırıltı verelim. Ha, onlar zaten yükselmezler. Onlar şöyle çat pat uçarlar. Onlarda sıkıntı olmaz. Bu kuşlar da şöyle yükselmesin ki. Neyse ki indi. O da indi. Vallahi ucuz yırttık ha. Şu an iki tane mavi kaldı havada. Bir tanesi daha önce atmaca vurmuştu buna. Eski videolarda mevcut. Kanadının altını yaralamıştı. Ötekisi de bizim yavru mavimiz. Badımanlı'nın öz yavrusu. Vallahi inşallah onları da sağ salim yere alırız. Gerçi çok yükselmediler şu an. Şu an Allah'ın izniyle bir sıkıntı yaşamayız ama. Şöyle. Kuşlar da çok yüktü. Öyle bir hayvan ki affı olmuyor. Allah'tan da yani kovaladı da alamadı. İki tane birden geldi. Şunları yükseltmemem lazım. Arkadaşlar dediğim gibi oyun kuşu işte böyle meziyetli bir şey. İşte emek verirsiniz, yavru alırsınız, 45 gün büyür. Uçurursunuz 6-7 ay onu kovalarsınız. Ondan sonra işte bir atmaca gelir. Hop bütün emeklerinizi alır götürürüz. Sonra sil baştan tekrar. Mavi inecek herhalde. Mavi daha arayı açmadı. Daha yeni bir şeyler yapıyor. Ama ben ondan umutluyum. O güzel bir şey yapacak arkadaşlar inşallah. Yine yükseliyorlar bunlar ya. Yine yükselmeye başladılar. Bir şey bunları korkuttu ama yine kendilerini yukarı doğru çektiler. Mavi zaten çok kafasını artık teke düşmüş. Tam da teke düşmemiş aslında. Bir 10 gün daha böyle uçması lazım ki içinde bulduğu özellikleri tamamen dışarı çıkarabilsin. Ondan sonra ben hazırım dediği anda ona tek başına uçurma şeyini vereceğiz. Çok da güzel bir gün var arkadaşlar. Şansımıza. Fakat şansımıza atmaca da kuşlar yükseliyor. Yavru ufak ufak zıplamaya başlamış havada. Şimdi arkadaşlar bu kuşlar özelliği dediğim gibi köyünü bulduğu alıyor. Kendini bulutta kendini parçalıyor. Ondan sonra daha da aşağıda böyle ufak ufak zıplayışlar yapıyor. O zıplayışlardan sonra yere indirmeye başlayacak. Şu an daha yere indirmesine var. Eğer ki bir şey olmazsa. Aha. Bak şimdi. Bu kuşta ters kursak var. Arkadaşlar kuş yediği yemi kusuyor. Burada görüyor musunuz? Hatta yediği yemi kustu. Şöyle bakın. Hayvanda ters kursak var. Şimdi hazır yeri gelmişken onun ilacını da vereyim. Onun ilacı arkadaşlar mikostitin diye bir ilaç var. Eczanede satılıyor. Eczaneden alabilirsiniz o ilaçları. Akışta aynen öyle bir hastalık yapmış. Bu arada kuşlarımız nerede? Yine yukarı çıkmışlar ya.
Yine yükselmişler. Bunlar akıllanmaz. Bunlar akıllanmaz. Bunları ben bir şöyle aşağı çekeyim. Bu yavru miskimiz de çıka girmiş. Ama o uçacak o. Yani eli mahkum uçacak yani. Şöyle biraz kırıntı verebilir miyim? Sonra aşağı insinler. Aa işte arkadaşlar. Edeceğimiz kuşa. Yani yabana atmayın yani kuş. Tehlikeli bir hayvan. Çok da iyi bir yerden geldi. Fakat yani şu an kümes gerçekten dolu. Ayıt be. Çok fena geliyor. Çok fena geliyor bu yavrum abi. Hay maşallah gel. Bu ayna kuyruk olan. Aynen bu ayna kuyruk olan. Tamam bu yavaş yavaş inecek herhalde. Şimdi buradaki maksat kuşu başka yere düşürmeden buraya yere alabilmek, yere alıştırabilmek. Ay be çok güzel geliyorsun be. Aferin sana be. Harika bir taban. Maşallah be. Helal sana be. Hah sabuni de kalktı. Bu perçemli sabunimiz kümesten çıktı kalktı hemen. Bunlar şimdi aslında onu tek uçuracaktım da. Şurada bir şöyle şuradan alayım da bari. Ayt be vallahi var ya o kadar güzel bir hava var ki. Yani kışlarda böyle havaları çok seviyor. Puslu havalarda hayvanlarda hem bir korku oluyor. Hem de yani nemden dolayı hayvanlar uçmayı çok sevmiyor. Ve hayvanlar çok çabuk yoruluyor. Ama böyle kuru havalarda hayvanlar gerçekten uçum performansları çok iyi oluyor. O yüzden de mesela oyun kuşu bakan insanlar, Ankara'da çok iyi oynayan bir kuş gelip sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar eserli mavi. Yani bu kuş gerçekten çılgın bir kuş. Görürsünüz döne döne indi. Kafasındaki eserden dolayı gerçekten çok çılgın. Hemen inşallah şu kümesi yapıp damızla ayıracağız kuşu. Şimdi şu yavru mavi en azından buraya alayım ki çatıya matıya atmasın. Şöyle miskiyi uçuracağız inşallah da. Miski sağa sola düşmeye başladı. Dün yine iki ayaklı atmacalar kuşun peşine düşmüşler aşağı vadide. Bulunduğumuz yer park olduğu için arkadaşlar her türlü insan var burada yani. Her türlü insan olduğu yerde de sıkıntılar her türlü her zaman olur. O yüzden de dün mesela aşağı düşmüş. Çocuklar peşine düşmüş filan. Ondan sonra Timur da gitmiş kuşu almış işte oradan. Ama tabii kuş alırken de kuyruğunu tutarken kuyruğu kopmuş hayvanın. Şu an kuyrukları yok hayvanın. En azından şöyle birkaç gün yerde gezecek. Gezdikten sonra hayvanın kanatları boşalacak. Sırtından o şekilde çıkacak inşallah. Çünkü ben bunları daha önce uçurduğumda o taktiği kullandım. Ve işe yaradı arkadaşlar. Bu kuşlar da işe yaradı. Mesela mavi de aynı şekilde. Mavi de bildiğim için sıkta olan maviye mavimiz de kalktı. O İyi tamam kalkmasın. Çünkü bu da yükselecek. Kuşlar zaten yine yükseltti kendini. Tekrar yükseldiler. İnşallah atmaca gelmez de. Uçmalarını bir yandan istiyorum bu şekilde nefeslensinler. Çünkü
Oyun kuşu buluda girmesi lazım arkadaşlar. Yavru bir tane kuş vuruyorsanız, yani eğer kuşu yere başlatıp işte uzun gitsin, sefer sayısı bol olsun. Tabii biraz bunlar kanla da alakalı bir şey ama daha uzun sürede havada kalsın diyorsanız muhakkak kuşu buluda sokacaksınız. Buluda girmeyen hayvan, hiçbir zaman bu hayvandan fayda beklemeyin. Çünkü 4 sefer, 5 sefer sonra hayvan nefes nefese kalır. Kendini yine yükseldiler ya. Kendini indirir hemen. Ama buluda giren hayvan nefesi aldığı için o nefesten beraber hayvan gelir. Zaten bu hayvanların ciğeri, ufacık bir ciğeri var. Hayvanın o ciğeri açmamız lazım. Aynı yeni bir araba alıyorsunuz. Motorunu açmak gibi bir şey arkadaşlar bu. Hayvan buluda girmesi lazım. Bu hayvan buluda girdiği anda bu hayvanın ciğeri açılır. Ciğeri açılan hayvan da atmaca geziyor burada ama inşallah karga vardır. Bakın. Göstereyim şöyle. Çok da alçakta. Heh, neyse. Kargalar geldi. Kargalar onu rahat bırakmazdı. Aynen kargalar geldi arkadaşlar. Kargalar onu rahat bırakmaz. Aynen öyle. Bugün de atmaca günü onlar için de ya. Bugün nasıl bir günmüş bugün. Kovalayın, 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 kovalayın. Atmaca aşağılara doğru süzüldü. Gidiyor arkadaşlar şimdi yükseldi. Kargalar peşinde ama. Hatta kovalıyorlar. Bayağı da yaklaştı buraya. Bayağı da bir yaklaştı. Kuşlar da uçuyor yine havada. Neyse en azından kargalar var. Kargalar olduğu sürece atmaca pek yanaşamıyor kargaların korkusuna. Çünkü kargalar onları kovalıyor. Hiç atmaca uzaklaştırdılar arkadaşlar kargalar. Ama hayvanlarda bir tedirginlik var. Kuşlar yine biraz daha yükseldi ama biraz daha aşağıdalar şu an. Şu maviyi kaldırmayayım şimdi. Kaldırırsam biliyorum ki yükselecek o. Neyse arkadaşlar biraz alçaldıktan sonra tekrar videoya devam ederiz.